herkese iyi akşamlar. Evet. Hazır mıyız? Başlayabilir miyiz? Buyurun hocam, genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Evet, bugün maç öncesi isteğimiz, hayalimiz günün sonunda lider olarak bu haftayı bitirmekti. Maçı kazanıp bunu yaşamaktı. Maçın sonunda bunu yaşadık. Biraz aslında son 10 dakikadaki hem oyun olarak hem rakibe verdiğimiz pozisyon olarak bunu biraz kötü bir şekilde yaşadık diyebiliriz. Yani %100 galibiyetin sevincini bu anlamda yaşayamadık ama tabii ki böyle maçlar olacak, böyle skorlar olacak. Ki maçın geneline baktığımızda ilk yarı özellikle 40 dakikalık bölümde çok üstün oynadık. Gol pozisyonları vardı, direkten dönen toplar. İkinci yarıya da baktığımızda daha dengeli geçti ama yine net pozisyonlar vardı. Üçüncü golü bulmamız gerekirdi. Üçüncü golü bulsaydık daha erken maç bitebilirdi. Onun yanında bir de gol yedik duran toptan. 2-1 olunca da hem rakibi oyun içerisine dahil ettik, onları heyecanlandırdık, motive ettik. Biz de tabii ki biraz baskı altına girdik. Oyun içerisi yaptığımız oyuncu değişiklikleri hem sakatlık sonrası hem de tabii ki yorgun olan Raşika 3 gün önce bir 90 dakika oynamıştı. Onu dışarı aldık, daha diri oyuncular kattık. Aslında oyuncu kalitesine baktığımızda topa daha çok sahip olmamız gerekirdi. Biraz bunu hedeflemiştik. Ama hem topa net bir şekilde sahip olamadık hem de defansif anlamda sıkıntılar yaşadık. Son 10 dakikalık bölüm, ilk yarının son 5 dakikalık bölümü dışında genel olarak tabii ki Galatasaray takımı oyunu daha çok domine eden, daha çok pozisyona giren taraftı. Günün sonunda 3 puanla bitirdik. Liderlik koltuğundayız. Burada kalmak istiyoruz. Bunun için de bugünden daha iyi olmak zorundayız. Bunu da net bir şekilde biliyoruz. Şöyle tabii ki sarı kart sınırında olduğu için 4 sarı kartta cezalı duruma düştüğü için bu anlamda yani benim sinirlenmemin nedeni daha önce bir tane de aynı sarı karttan görmüştü. Kolay bir şekilde kart gördü. Yani hakemin diğer taraftan çıkartmak istemesi, onun ille ortadan çıkacağım demesi kart gördü ve cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Tabii ki bazen takımlar, oyuncular plan yapar. İşte bu maç kart göreyim, bu tür bir şeyimiz de, onunla ilgili bir şeyimiz de yok. Onun dışında tabii ki bu hafta cezalı duruma düştü. Yani cezalı olan hiçbir oyuncuyu zaten bir yere götürmüyoruz. Sakat alan oyuncuyu, cezalı alan oyuncuyu bir yere götürmeyiz. Burada kalıp antrenman yapıyor. Antrenman grubumuz oluyor burada tabii ki biz maç yaparken. Burada kalıp diğer arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapacak. Raşika 3 gün önce de bir 90 dakika oynadı. Artık yorulmuştu. 4 gün sonra bir maçımız daha var. Yani 2-0 iken biraz da 4 gün sonraki maçı düşündüm açıkçası. Çünkü o maça da oyuncularımızı bir şekilde fresh halde nasıl çıkartabiliriz? Gomis yoruldu, onu net bir şekilde gördük. Raşika'da onu gördük. Giren oyuncularımız da demin söylediğim gibi yani diri topa sahip olan genç Yusuf aynı şekilde. Yani oyun içerisinde iyi şeyler denedi. Ara sonrası bir tabii ki bir adaptasyon sürecindeyiz biz de takım olarak. Bu maçın belli bölümlerindeki aksaklıkları hem lige hem oyuna hem uzun dakikaya adaptasyon olarak görmek lazım. Yani bu oyuncularla bugüne kadar aynı 11'le bir maç oynamadık. Bugün ilk maçımızdı. Bundan sonraki haftalar bunun daha iyi bir şekilde oluşacağını düşünüyorum. O yüzden de yani değişiklikler oluyor. Net bir şekilde oyun içerisinde değişiklik sonrası bize olumlu bir etki olmadı. Orada katılıyorum. Son 10 dakikada rakibimizin özellikle uzun toplarla bulduğu pozisyonlar vardı. Pozisyona girmeye çalıştılar. Bunlarda da defans oyuncularımızın hem yüksek düşen topları, ikinci toplar için zaman zaman doğru yerde olmadık. Bu anlamda sıkıntı yaşadık ama yani benim asıl burada kendi takımdan beklentim 3. golü atmasıydı açıkçası. Yani rakip üstünüze gelebilir farklı ama Galatasaray takımı özellikle rakibin üstüne gelmesini isteyen takımdır ve yakaladığında gider golü atar. Yani biz bu özellikle oyunun ikinci yarısında bu verimliliği gösteremedik. Yani gidip bizim üçüncü golü atıp maçı bitirmemiz gerekirdi. Biz bunu yapamadık. Yani şöyle tabii 3 gün önce bir kupa maçımız vardı. Orada
Oyun içerisinde onu denedik. Bir Dünya Kupası'na gitti, geldi. Tabii ki bütün oyuncularımıza süre vermeye çalışıyoruz. Bugün ona süre vermedim oyun içerisinde. Orada Mertens'i daha önde kullanmak istedim. Hareketliliğinden ve özellikle oyunu yönetmesinden dolayı iyi gününde olduğu için Mata'yı daha çok topa sahip olmak için onun arkasına soktum. Bu anlamda taktiksel bir tercih olduğu için Haris Seferovic'i bugün değerlendirmedik. Ama bizim oyuncumuz yine kendini gösterip şans geldiğinde kendini ispat etmek zorunda. O da bunu istiyor, biz de bunu istiyoruz, taraftar da bunu istiyor. Bundan sonra daha iyi olma şansı onun elinde. Daha çok çalışacak, daha hazır hale gelecek. Belki psikolojik olarak onu daha iyi bir şekilde hazırlayacağız, daha çok mutlu edeceğiz. 3 tane santraforumuz var. Tabii ki burada psikolojik anlamda onun zorlandığı yerde tabii Icardi olması, Gomis olması son bölümde daha çok onu üçüncü olarak tercih etmemiz belki oyun içerisinde yani ilk 11'lere baktığımızda. Ama dediğim gibi yani burada bir yarış var. En iyi olan çıkıp oynayacak. Bunun dışında benim başka düşündüğüm tabii ki bir şey yok. Hala Seferovic'e güveniyoruz. Hala onu destekleyeceğiz. Ona şans da vereceğiz. Levent Bey. Birincisi Mitchell'ın tam durumu belli değil. Yani büyük ihtimalle oynayabilecek diye düşünüyoruz. Oyunu terk etti ama yarın daha net bir şey belli olur. Oynayabilir diye düşünüyoruz. Kazımcan'ın oynayamayacağını düşünüyorum. Icardi ile ilgili tabii ki sağ çalışmalarına başladı. Hızlı koşulara başladı. Yakında yavaş yavaş artık toplu çalışmalara da başlatmayı düşünüyoruz. Yani daha çok onun için hedef olarak seçtiğimiz maç Ankara Gücü maçı olarak görüyoruz. Yani o maça en azından kadro içerisinde olmasını, oynayabilecek duruma gelmesini hesaplıyoruz. Şu andaki düşüncemiz bu şekilde. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Tabii ki burada demin de söyledim cezalı oyuncular, belki bundan sonra yine cezalı duruma düşecek oyuncular. Çünkü 3 sarı kart sınırında olan birçok oyuncumuz var. Bunlar yavaş yavaş bir şekilde temizlenecek ama kadro kalitemiz, kadro yapımız, yani bugün Sergio Oliveira tekrar ilk defa oynadı uzun bir aradan sonra. Bundan sonraki haftalarda daha uzun bir şekilde süre alacaktır bizden. Diğer kadromuzdaki oyuncularla eksik oyuncuların yerini tamamlayacağız. Ayhan Bey. Hocam şunu merak ediyorum, Ayhan Şensoy, Haber Türk Televizyonu bu arada. Yani takımdaki oyuncuların öğrenme potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Yani sizin öğrettiklerinizi takım sahaya yansıtma konusunda hangi aşamadan hangi aşamaya geldi? Bunu bizimle paylaşır mısınız? Teşekkürler. Şöyle, tabii ki oynamak istediğimiz oyun dominant bir oyun. Yani bunu maçın ilk yarısında net bir şekilde gösterdik. Bu süreyi bizim uzatmamız gerekiyor aslında. Zaman zaman yorgunluklarla ve özellikle belki öndeyken bu daha çok oluyor bazı maçlarda. Yani Beşiktaş maçı mesela bunu yaşamadık. Öne geçtikten sonra daha iyi bir oyun ortaya koyduk, daha diriydik. Ama bu ara sonrası tekrar oyuncuların maç performansı, yani maç alışkanlıkları, o ritimleri, yani bu süreyi daha çok uzatmamız gerekiyor. Yani oynadığımız oyun süresi oyuncularımın bizim istediğimiz oyunu ortaya koyma karşılık vermeleri çok bu anlamda beni mutlu ediyor aslında. Buna alıştık, takım olarak ne istediğimizi biliyoruz, ne yaptığımızı biliyoruz ama dediğim gibi bugünkü süreyi daha yukarılara çekmemiz lazım. Ligi bu şekilde bitirmiştik. İkinci yarı başlangıcımız ilk devre itibariyle bu şekildeydi ama ikinci yarı aynı zevki bize vermedi. Biz bu süreyi uzatmak istiyoruz. Nazım Bey. Yani ben kadromdaki bütün oyunculara güveniyorum. Galatasaray kadrosu içerisindeler. Süre alıyorlar. En iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar. Yani oyuncularıma güveniyorum. Oyuna girdiklerinde de en iyisini yapmaya çalıştılar. Bazen yaparsınız, bazen yapamazsınız ama hani belli oyuncular üzerinden bunu yönetmek bana tabii ki yanlış geliyor. Belki geçen seneden kalan Galatasaray takımı üzerindeki hasarlar var. Biz bunları yani
Kadro çok değişti. Birçok oyuncu yeni ama geçen senenin etkileri Galatasaray takımı üzerinde bitmiyor. Biz sezon başı bunu ortadan kaldırmak için geldik zaten. Yani sezon başı hedefimiz şampiyonluktu. Yani 13. olmuş bir takım. Son 3 yıldır şampiyon olmamış bir takım. Ve geçen seneden çok fazla olumsuz etki taşıyan bir takım. Yani bir yandan psikolojik anlamda bunu yenmeye çalışıyoruz. Bir yandan başarılı olmaya çalışıyoruz. Burada da taraftarımızdan beklentimiz ne olursa olsun bütün oyuncularımıza destek olmaları. Yani onlar bize zaten inanılmaz bir şekilde destek oluyorlar. Onların gücü arkamıza aldığımızda çok büyük bir oyun zevki ve kalitesi, oyun isteği bize katıyor. Yani bütün oyuncularıma ben destek olmalarını isteyeceğim. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Tabii ki bununla ilgili her zaman biz de değerlendirme yapıyoruz. Yani aynı şeyleri herkes takım içindeki birçok oyuncu için düşünebiliyor, olumlu olumsuz. Buna saygı duyuyoruz ama dediğim gibi önemli olan yani burada takımımıza destek olmak. Ben destek bekliyorum açıkçası. Buyurun. Sarp Ercan Ayaz Lig Radyo. Hocam tebrikler öncelikle ve geçmiş olsun. İlk iki oyuncu değişikliği sakatlıklardan ötürüydü. Evet. Micho değişikliğine ben değinmek istiyorum hocam. Sergio Oliveira'yı Micho sakatlanmasaydı daha erken oyuna atma planınız var mıydı? Yoksa planlarınız dahilinde evet. Mi Berkan Micho değişikliği mi gerçekleşti sakatlık haricim? Yani şöyle Micho aslında bizim için önemli oyuncuydu. Hem defansif anlamda hem de topu öne doğru taşıyan bir oyuncuydu. Yani iyi de oynuyordu. Onunla ilgili bir değişiklik düşüncem yoktu. Sakatlanınca değişmeyi düşündüm. Sergio'ya biraz daha uzun süre vermeyi düşünüyordum aslında. Maç öncesi en az bir 15-20 dakikalık bir süre vermek istiyordum ilk maçı için. Ama sonra tabii ki mecbur kaldığımız değişiklikler oldu. Ön tarafta daha diri oyuncular oyuna sokmak istedik. Beşinci değişiklikte tabii ki hep her zaman sakatlık korkusu oluyor. Beşinci değişikliği yaptığınız anda tekrar oyuncu oyuna sokamadığınız için 10 kişi kalma şansınız olduğu için biraz daha geç dakikaları bekledik. Ama Sergio Oliveira da girdikten sonra iyi bir görüntü sergiledi. Hem defansif hem ofansif. Bundan sonraki maçlar içinde dediğim gibi daha uzun bir süre alacak bizden. Yani özellikle son antrenmanda duran top çalışıyoruz. Dün de Mertens'te bunu çalıştık. Rakibimizin eksik olduğu yerler, nereye kullanırsak daha iyi olur, nerelere gidersek daha iyi atarız. Ve yani bu tabii ki hep çalıştığımız bir şey ama burada atışı yapan çok önemli oluyor. Bugün Mertens çok etkili kornerler kullandı. Hem dün çalıştığımız gibi paslaşmalar yaptık hem direkt kornerlerde etkili kullandı. Bugün de bundan iki tane gol bulduk. Sezon başından beri kornerden hiç gol bulmamıştık. Bu anlamda da sevinçliyiz ama oyun içerisindeki golleri de atarsak daha çok sevineceğim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.